Burcu. Bak arabada da hiç konuşmadım. İyi misin, gidelim mi doktora? Ha? İyiyim ben. Eşyalarımı almaya geldim Osman. Anlamadım. Ben anladım. Sarhoşken neler saçmaladığımı, senin niye hiçbir şey anlatmadığını, bu Irak meselesinin apar topar nereden çıktığını, her şeyi, hepsini anladım bugün. Burcu. Bak bunu sana anlatmadım çünkü... Çünkü kendinden korktun değil mi? Kendinle yüzleşmekten korktun. Burcu, ben hiçbir şeyden korkmadım. Ne sana ne de başkasına veremeyeceğim bir hesabım yok. Öyle diyorsan öyledir. Ama ne biliyor musun? Ben zaten hayatım boyunca kendimi göstermeye çalıştım. Anneme, babama. Onların işlerinden, telefonlarından birazcık vakit çalabilmek için debelendim. Annem gitmesin diye neler yaptım. Olmadı. Tıpkı senin Irak'a gittiğin gibi. Ama haklısın ya, beni annem bile umursamadı ki. Babam bir kere gözümün içine baksın, bir kere saçımı okşasın diye. Gece gündüz ders çalıştım ben. Çünkü takdir alırsam ödül olarak baş başa emeğe çıkardık. Osman, ben sana olan aşkımla ilgili sana bin tane neden sayabilirim. Ama niye çırpındığımı anladım bugün. Çünkü sen benim bildiğimsin. Annem de, babam da gördüğüm ilgisizliksin sen. Ve etrafımda bu kadar insan varken ben yine senin için çırpınıyorum. Ama yeter. Yeter. Ben sevgi dilenmekten... sevgiye muhtaç olmaktan artık gerçekten çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum Osman. Sen kimi nasıl görüyorsun bilmiyorum. Hiçbir şey iddia edecek değilim sana. Ama beni görmediğini biliyorum. Ve gerçekten artık bununla baş edemiyorum ben. Dağılmaz mı yine? Dağılmaz mı kuşlar? Gözümü kapattım. Ben gözümü kapattım ve hep biter mi aşklar diye soramadım. Yüzün var mı? Şimdi gidersen diye diye tıkandım, arkama baktım. Sevgilin nerede kaldın sözlerine? İnanmıştım başka gözlerde, çok aramıştım seni. Ah bir bilsen nasıl kapıldım, arkama baktım. Sevgilin nerede kaldın sözlerine? İnanmıştım başka gözlerde, çok aramıştım seni. Buz her yanımda yine, kalbinin içinde olmayı bıraktım. Ben gözümü kapattım ve
bulaştın. Diyecek sözün var mı kapıda? Gözün var mı kalacak? Kalacak, kalacak.